Merhaba sayın seyirciler, Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. 7 Mart'ta Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi bir haftadır Almanya'da tartışılıyor, diğer Avrupa ülkelerinde tartışılıyor. Peki bu zirvede konuşulanlar ne kadar gerçek? Bunların hangisi ne kadarı doğru ve bundan sonra üzerine anlaşmaya sağlanan konular nasıl hayata geçirilecek? Bugün programımızda bunları konuşacağız. Konuğumuz Sayın Elmas Topçu, gazeteci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca Profesör Gazi Çağlar da telefon hattımızda olacak ve o da gelişmeleri bizimle birlikte değerlendirecek. Elmas Hanım, önce sizden başlayalım. Siz Alman kamuoyunu basını yakından tanıyorsunuz, izliyorsunuz. Özellikle de karikatürleri izliyorsunuz ve onları Türkiye kamuoyuna da anlatıyorsunuz. Bu zirve dolayısıyla en çok hangi karikatürler dikkatinizi çekti? En çok dikkati çeken aslında Merkel'in ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin Erdoğan'ın sadece bacaklarının göründüğü ve bir dev gibi sergilendiği bir karikatür var. Merkel de Avrupa Birliği'ni temsilen öne gitmiş Erdoğan'ın ayakkabısını öpüyor. Benim en çok rastladığım ve ilgi çeken çarpıcı karikatürlerden birisi buydu. Diğeri yine tam Avrupa Birliği Türkiye zirvesi yapıldığı sırada Türkiye'deki Zaman Evet. Gazetesi'ne ve tam yapıldığı sırada da Cihan Haber Ajansı'na kayyum Zirvenin olduğu atanması gün çünkü, evet. aynen öyle. O günde yine Alman karikatüristlerden, çok ünlü karikatüristlerinden, başarılı karikatüristlerinden Kostas Kouforgios'un bir karikatürü vardı. O da Ege Denizi'ni, yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ege Denizi'ni iki tane can simidi atılmış. Can simidinde iki kişi var. Biri diğerine soruyor, Suriyeli mülteci misin diye. Öbürü de hayır, Türkiye'den gazeteciyim diyor. Bu iki karikatür çok çarpıcıydı, dikkat çekiciydi. Ama diğer yandan da yine tam bu Avrupa Birliği Türkiye zirvesinin arifesinde Extra Dry programı var. Evet. MDR, Mitteldeutsche Rundfunk kanalının. Orada da yine bu basın hakları ihlalleriyle ilgili bir karikatür vardı. Karikatürden öte karikatür tarzında bir Zaman Gazetesi, ilk baskısını Evet. yaptıkları bir Zaman Gazetesi vardı. Gazetenin bütün haberleri baş sayfasında Erdoğan'a Erdoğan'la ilgiliydi. övgüler. Ona övgüler dizen bir karikatürdü o anlamda. Bu üçü bayağı bir ses getirdi gibi geliyor bana. Çok da Ya paylaşıldı. karikatürde ve basında epey bir Türkiye'deki basın özgürlüğü, Zaman Gazetesi olsun diğer konular gündeme geldi ama zirvede hiçbir şekilde bu gündeme gelmedi aşağı yukarı aslında. Yani kapalı kapılar ardında bu konuların dile getirildiğini düşünüyorum ben. Hissediyorum da, açıklamalardan da görüyoruz bunu. Son olarak Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili değerlendirmeler yapılırken son birkaç gündür bunun gündeme getirildiğine dair de açıklamalar Ama en azından oldu. çok fazla yüksek sesle sorun haline Sorun getirildi. haline getirilmediği belli ama zaten onu sorun haline getirmeyi kimse istemiyor. Dün ünlü bir pardon tanınmış uluslararası yetkin bir insan hakları örgütünün başkanıyla görüştüm ve bana şeyi söyledi. Dedi ki biz dedi Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir toplantı yapmak istiyoruz. Evet. Almanya Federal Parlamentosu'nda bildiğimiz parlamentarisches Frühstück dediğimiz bir sabah kahvaltısında bir araya Kahvaltısında. gelip Türkiye'deki insan haklarının tartışılabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. 1,5 aydan beri deniyoruz ama Federal Parlamento'da hiçbir parti bize ev sahipliği yapmaya yanaşmıyor. Mülteci zirvesi ve mülteci anlaşmaları öncesinde hiç kimse Türkiye ile eleştirel bir konuma, çatışma ortamına düşmek istemiyor. Çok kötü durumdayız dedi. Aynı şeyi Alman Bu basın için de biraz da geçerli. iklimi aslında Çok iyi özetliyor özetliyor, Almanya'daki çok iyi şey. özetliyor. Çok iyi özetliyor. İçişleri Bakanı de Maizière de aslında böyle bir açıklama yapmıştı yani. Konuları karıştırmayalım, sığınmacılar Biz ayrı, herkesin Türkiye'deki. arabulucusu olmayacağız veya hakemi olmayacağız insan hakları konusunda dedi. Tabi buna da tepkiler çok yoğun. Zira eğer Türkiye ile pazartesi günü duyurulduğu gibi Evet. ertelense bile Türkiye ile mülteciler konusunda bir anlaşmaya varılacaksa, ki burada eğer vize muafiyeti gibi bir konu söz konusu olacaksa veya Türkiye ile tam üyelik sürecinde yeni fasılların açılması gündeme gelecekse, ki burada gerçekten de hukuk devleti kriterleri, basın ve yayın özgürlükleri, temel insan hakları kriterleri de gündeme gelecek. Ayrıca iç güvenlik konusu gündeme gelecek. Çünkü demokrasinin temeli aslında iç güvenlik. Eğer iç güvenlikte bir güven veremeyecekse Türkiye, zaten
vize serbestisi tanınmasının imkanı yok. Neden yok? Birincisi çok mülteci gelme olasılığı var Türkiye'den. Evet. Yani Türkiye'den gelip mülteci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. İkincisi de o gelenlerin vizesiz gelme olayı gündeme gelirse tehlikeli insanlar, Avrupa'daki güvenliği tehdit edebilecek insanlar olma ihtimali var. Bu nedenle de zaten hemen zirvenin en önemli başlıklarından birine de geçmiş olduk. Vize serbestisi meselesi bağlamında aslında temel kriterler yeniden gündeme geldi. Yani bütün bunların göz ardı edildiğini düşünmüyorum ben ama biraz geri plana çekildiği ama, belli yani. Türkiye tarafına baktığımızda ama sanki mesele hallolmuş ve özellikle basında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Artık bundan sonra serbest bir şekilde uçağa binip Avrupa'ya gideceğiz diye bir algı yaratılıyor. O da çok ilginç. Ben bugün hatta buraya gelmeden önce biraz sağa sola baktım. Yani yabancılar dairelerinin düzenlemelerine baktım. Hukuki anlamda bunun tanımı nedir diye. Çünkü Türkiye'den de bana son iki gündür sürekli sorular geliyor. Bu ne anlama gelir vize muafiyeti diyorlar. Yani hemen atlayıp biz uçağa sadece geçerli bir pasaportla gelebilir miyiz? Gelirsek orada ne kadar kalabiliriz? Kalırsak çalışabilir miyiz? Evet. Ya böyle çok temel sorular var ve Schengen'de doğrudan geçerli olur mu? Yani Schengen ülkelerine de gidebilir miyiz gibi çok temel ve can alıcı sorular var ki bu çok zor görünüyor. Aslında onu Avrupa da bilmiyor. Yani onu Avrupa da bilmiyor. Bir Schengen kuralları Türkiye'ye uygulanacak mı yoksa başka özel kurallar mı olacak? Dün zaten federal hükümetin İçişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın ve Başbakanlığı'nın sözcülerinin bir araya geldiği hükümet konferansı vardı. O konferansta da gazeteciler federal hükümetin temsilcilerini çok fena köşeye sıkıştırmışlar. Vize muafiyeti ne demek? Bu vize muafiyeti kapsamında Türkiye'den herkes gelebilecek mi? Türkiye'den özellikle Kürt illerindeki çatışmalar ve insan hakları nedeniyle daha fazla mülteci geleceğini öngörüyor musunuz gibi sorular sormuşlar. Ve bütün bunların eğer vize muafiyeti tanınacaksa roadmap'i yani yol haritası nedir diye sormuşlar. Ama federal hükümetin temsilcileri lafı dolandırmış ve hukuki kapsamını bilmiyoruz. Ne olacağı belli değil bağlamında. Yani Almanya'da Türkiye'ye göre çok daha temkinli yaklaşılıyor konuya. Yani vize muafiyeti diye bir şeyden söz edilmiyor henüz %100. Yumuşatma ve kolaylaştırmadan söz ediliyor daha çok. Öyle. İstiyorsanız telefon attığımızda Sayın Gazi Çağlar var. Gazi Bey merhaba. Merhabalar. Sayın Elmas Topçu'yla birlikte Avrupa Birliği Türkiye zirvesini değerlendiriyoruz. Siz de yakından izliyorsunuz. Özellikle sığınmacılar üzerinden Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler adeta bahar havasını yaşıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilişkileri? Öncelikle izleyicilerinizi ve sizi selamlıyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir yakınlaşmadan çok Avrupa Birliği'nin uzun vadeli sermaye çıkarlarını düşünen Merkel çizgisiyle Türkiye arasında kısmi bir yaklaşma olduğundan bahsetmek daha doğrudur. Şu anda Avrupa Birliği içerisinde ciddi bir kriz söz konusu. Mesela Balkan ülkeleri ve diğer bazı daha çok otoriter çözüme yönelen ülkeler Merkel çizgisini doğru bulmuyorlar ve doğrudan Avrupa Birliği içerisindeki anlaşmalara aykırı olarak da zaten Balkan yollarını kapatıyorlar. Evet. Şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Davutoğlu'nun çok açık bir deyimle ifade ettiği gibi büyük bir insanlık dramı olan mültecilerin yaşamı üzerinde Kayserili pazarlığı yapılıyor. Bu pazarlığı bizim öncelikle reddetmemiz gerekiyor. Çok çeşitli nedenlerden dolayı reddetmemiz gerekiyor. Birincisi zaten uluslararası mülteciler sözleşmelerine aykırı bir pazarlıkla karşı karşıyayız. Bu sözleşmeler tek tek mültecilerin bireysel başvuru hakkını ve bireysel olarak sebeplerinin incelenmesi gerektiğini öngörüyor. Türkiye ise Avrupa Birliği'ne yaptığı öneriyle mültecilerin toplu geri iadesini kabul edeceğini söylüyor. Bu aslında sığınmanın tamamen kaldırılması anlamına mı geliyor Gazi Bey? Efendim? Bu sığınma hakkının ortadan kaldırılması anlamına mı geliyor? Zaten Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde yani Almanya'dan başlayarak diğer ülkelerdeki mülteci haklarının son dönemde de sınırlandırılmasıyla birlikte
ciddi bir şekilde iltica hakkının oyulduğunu görmemiz gerekiyor. Yani Almanya'daki son iltica paketi örneğin iltica başvurularının 3 hafta içerisinde değerlendirmesini öngörüyor ki bunun kendisi zaten iltica hakkına yönelik oldukça kapsamlı bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin şu anda üzerine konuştuğu toplu iade ise zaten Birleşmiş Milletler'in 1951 sözleşmesinin doğrudan pratikte ortadan kaldırılması anlamına gelir. Evet, o anlama gelir. Evet. Peki sığınmacılar üzerindeki, siz demin Avrupa Birliği ile Türkiye ülkeler arasında bir farklılık olduğunu söylediniz. Almanya biraz bu konuda öncü rol oynuyor. Bu ülkeler arasında bir tartışma yol açabilir mi ileride? Şimdi Almanya biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne en fazla ihtiyaç duyan ülke. Bir de bu iltica tartışmasının politik ekonomisine bakmak gerekiyor. Almanya sermayesi hem Schengen Sözleşmesi'nden hem bütün Avrupa içerisinde mümkün olduğunca sınırların açık olmasından en fazla faydalanan ülkelerden birisi. Geçenlerde yapılan bir açıklamaya göre Avrupa, Almanya ekonomisine sınırların kapanması 125 milyar euroya yılda mal olacak. Dolayısıyla Almanya mültecileri düşündüğü için değil, mümkün olduğunca Avrupa Birliği'nin sınırlarında militarize edilmiş, bir güvenlik sorunu haline getirilmiş bir mülteciler politikası izlemeye çalışıyor. Avrupa sınırlarına duvarları dikmek istiyor. Avrupa içerisinde ise mümkünse sınırları açık tutmaya çalışıyor. Evet. Bu siyasette Türkiye'nin önerdiği siyaset arasında kısmi anlaşmalar olabilir ama sanıyorum vize serbestisi ve benzeri gibi konular daha çok Davutoğlu'nun Kayseri pazarlığının gerçekleşmeyen şantajları olacak. Siz vize serbestliği ihtimalini az görüyorsunuz, yani böyle bir ihtimalin gerçekleşmesini. Şöyle, zaten vize serbestisi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmalara göre 1982'de gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Dönemin darbe hükümeti Avrupa Birliği'ne o dönemde vize hakkını sattı. Şimdi de sanıyorum Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki hem sağ güçlerin gelişmesinin yarattığı baskıdan dolayı hem çeşitli ülkelerin Merkel çizgisini desteklememesinden dolayı olsa olsa güdük, evet, bir vize serbestisi ortaya çıkar. Yani işte Türkiye'de belli çevrelere yönelik bir vize serbestisi ortaya çıkar. Bunun Türkiye'deki %80 ile alakası yoktur. Örneğin işveren çevrelerine yönelik böyle bir uygulama gündeme gelebilir. Evet. Son sorum da NATO ile ilgili. Tabii demin siz Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunmaya alınmak istendiğini söylediniz. Burada NATO'ya önemli bir görev verildi ve Türkiye Yunanistan arasında NATO gemileri görev almaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç yol açabilir özellikle sığınmacılar açısından? Bu şu anlama geliyor. Yani göç ve mültecilik olgusu sonuçta dünya çapındaki kaynak ve jeostratejik stratejilerin yarattığı bir sonuç. Dolayısıyla Avrupa'da büyük ölçüde şimdi mültecilere karşı NATO'yu da devreye sokarak sorunun kendisini tam bir güvenlik sorunu haline getiriyor. Evet. Tüm insani değerlerden özellikle faşizm sonrası oluşturulan iltica hakkından uzaklaşarak militarize edilmiş bir güvenlik politikası olarak görüyor. Bizim bilmemiz gereken bir olgu var. Bu da şu ana kadar zaten Frontex'e dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin mültecilere karşı Afrika'nın uçlarından Türkiye'ye kadar bir güvenlik sistemi var. Evet. Bu güvenlik sistemi tutmadı. NATO da tutmaz. Çünkü göç ve mülteciliğin otonom hareketler olduğunu, kendilerine sürekli başka yollar ve kanallar aramak zorunda olduğunu unutuyorlar.
sadece kontrol stratejileriyle göç ve mülteciliğe karşı mücadele etmek mümkün değildir. Bu özellikle emperyalist politikanın sorgulanmasıyla insani temellere oturabilir. Örneğin Suriye'de Avrupa'nın ve ABD'nin oynadığı rolü görmezsek biz Suriyeli mültecilerin buraya neden geldiğini de göremeyiz. Peki. Gazi Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Elmas Hanım, vize meselesinde kalmıştık. Gazi Bey de aslında sizin söylediklerinize bir kısmıyla söyledi. Yani belli bir kesim için sadece bir vize kolaylığının gelmesi söz konusu olabilir. Ben aslında tam öyle mi olacak o konuda da emin değilim. Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda hiçbir netlik yok. Ama şunu söylemek istiyorum öncelikle açık yüreklilikle. Vize muafiyeti olsun Türkiye'den gelenlere. İnsanlar gelsinler, Avrupa'yı görsünler, farklı dünyalara açılsınlar. Zira zaten Avrupa Birliği aday ülkesi olarak Türkiye'ye çoktan açılmış olması gerekiyordu. Bu hakkın çoktan tanınmış olması gerekiyordu. Sonra hepimizin tanıdıkları, akrabaları var, sevdiği insanları, dostları var. Bir sürü vize engeli var şu anda, evet. Her biri için bir sürü prosedürü yerine getirmek çok meşakkatli bir işti. Sırf bu yüzden gelemiyordu insanlar. Hastalarının yanına gelemiyordu, düğün oluyordu, gelemiyordu. Ölüsüne gelemiyordu. O yüzden bence vize muafiyeti yapılsın. Gelsin. Hiç pazarlık zaten konusu olmaması pazarlık lazım aslında. Pazarlık konusu bile olmaması lazım onun bu konuda. Zira Sırbistan ve Arnavutluğa bile aday ülke statüsü tanınır tanınmaz vize muafiyeti tanındı. Yani Türkiye'nin onlardan çok daha kötü bir durumda olduğuna inanmıyorum. Ben kaldı ki daha önce olsaydı Türkiye'deki demokratikleşme sürecine çok da katkısı olurdu. Yani bir Avrupa nefreti veya antipatisi bu kadar tavan yapmazdı. Son yıllarda özellikle de Merkel'in ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Merkel'in o zamanki işbirliğinden sonra tamamen imtiyazlı ortaklıkta takılıp kalındı. Ondan sonra da ilerleme sağlanamadı. Şimdi sanki mülteci krizi nedeniyle Türkiye şantaj yapıyor. Avrupa Birliği de ona ödün veriyor gibi bir ortamda oldu. Bu yaklaşım Avrupa'da ne kadar yani fazla? Yani Türkiye elindeki sığınmacı kozunu Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullanıyor. Bu çok yaygın. Çok. Hem Alman kamuoyunda hem Avrupa kamuoyunda hem de Avrupa medyasında ve aynı zamanda da Brüksel'de bunu hem NATO kulislerinde hem de Avrupa Birliği kulislerinde Avrupa Parlamentosu'nda Strasbourg'da da böyle olduğu yönünde haberler var. Bunu son günlerde özellikle daha da yoğun biçimde okumaya başladık analizlerde. Ve sanki Avrupa kaybeden, ödün veren, Türkiye'de kazanan durumunda gibi yansıtılıyor. Ben ama bu konuda böyle düşünmüyorum. Alman basında da böyle yaklaşımlar arasında. Demin sizin söylediğiniz Die Welt gazetesi örneğin Türkiye krizi, Suriye krizi Türkiye için bir hediye adeta. En büyük kazananı Erdoğan oldu deniliyor. Türkiye kazandı diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Kazanan ve kaybeden olarak ayırırsak, bir kategoriye yerleştirirsek ben ne demek istersiniz? Hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin iki tarafında Suriye Savaşı'nda ve sadece Suriye Savaşı'nda değil, Arap Baharı denilen fenomenden sonra da, yani Kuzey Afrika'daki olaylardan sonra da, şimdi Afrika'daki savaşlarda da, Afganistan'da da, Irak'ta kaybeden taraf olduğunu düşünüyorum. Batı'nın tamamen kaybeden taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afganistan'a bakıyoruz, hala her gün çatışma haberleri geliyor. Irak'a bakıyoruz, sürekli patlama haberleri geliyor. Daha dün yine, pardon, önceki gün iki merkeze saldırı düzenlendi. Ve bu saldırılarda hani 2-3 kişi de hayatını kaybetmiyor. Onlarca kişi ölüyor. Bazen 120 kişilik bir bilanço çıkıyor. Bu nedenle ben hem bu Suriye ve Orta Doğu'daki savaşlarda, özellikle de bu mülteci krizinde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yaptığı mülteci pazarlığında da hem Türkiye'yi hem de Avrupa Birliği'ni aslında iki kaybeden taraf olarak görüyorum. Ve yapılan bu mülteci pazarlığı da iki kaybeden tarafın kendi başarısızlıklarını başarıymış gibi lanse etme çabası olarak görüyorum. Ama Türkiye bunu bir fırsata çevirdiği bir durum da var Avrupa Birliği açısından baktığımızda. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Avrupa Birliği'ne yakınlaşma noktasında değerlendirilirse eğer, ki birçok Almanya'da da Almanca basında böyle değerlendiriyor. Deniliyor ki Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinde sürecin hızlandırılması, vize muafiyeti gibi aslında Türkiye'de AKP hükümetinin çok uzun süredir istediği konularda ilerleme kaydediliyor diyor. Sonuç itibariyle bakıldığında böyle görünüyor. Ama şuna bakmak gerekiyor. Birincisi,
bu kazanımlar, bu sözünü ettiğimiz olaylar 2013 yılından beri aslında yapılmış olması gereken gecikmiş olaylar. Adım atılması evet. gereken noktalar. Yani adım atılmadı, yapılmadı. Şimdi sığınmacılar vesilesiyle gündem hem Avrupa Birliği mecburiyetten hem evet. de Türkiye çok uzun süredir bunu koz olarak kullanıyor. Ben bunu ama çok ahlaki olarak da görmüyorum. Siyasette zaten ahlaki taraf aramanın bir anlamı yok. Çünkü herkes farklı kullanıyor. Yani Polonya'ya bakın. Sığınmacılar üzerinden pazarlığın yapılması ahlaki bir durum değildir diyorsunuz. Değil. Hı. Şöyle değil. Siyasette zaten çünkü ahlaki etik değerler daha farklı. Evet. En basitinden Polonya'ya bakalım. Bu siyasi kriz çıktığından beri ilk başta Polonya dedi ki ben bir tane bile mülteci almayacağım. Suriyeli veya Iraklı mülteci almayacağım. IŞİD nedeniyle topraklarını terk eden mülteci evet. almayacağım. Çünkü benim hemen sınırımın ötesinde Ukrayna krizi var. Yarın orada yaşanacak çok daha büyük bir krizde, hatta savaşta benim onları almam gerekebilir. Ha, böyle bir durum doğmadı. Ukrayna krizinde biraz da bu Suriye savaşı nedeniyle de geri plana düştü. Evet. Ama biraz da gerilim azaldı. Rusya'nın özellikle Orta Doğu'da oynadığı rol ön plana çıkınca. Şimdi de Polonya ne demeye başladı? Müslüman almak istemiyorum. Evet. Macaristan için de aynı şey geçerli. Yani pazarlık... Slovenya'da sanırım aynı benzer bir yaklaşım içerisine girdi. Onlar da benzer evet. bir yaklaşım yani içerisine Müslüman... girdi. Ama siyasette yani söylemek istediğim şey şu... Mülteci pazarlığında özellikle buna da indirgemek gerekirse siyasette zaten etik değerler çok çok farklı. Yani çok etik ve hümanist bir beklenti içinde değilim ben gazeteci olarak. Tamam, çünkü yıllardır çıkarlar diyorsunuz. Aynen öyle. Hı-hı. Çünkü zaten ahlaki açıdan olaya bakmak istesek Avrupa Birliği bütün ahlaki değerlerini onlarca yıldır ihlal etti. Yani sadece şeyi düşünelim. Bankalar krizini düşünelim. Evet. Bankalar krizinde 2008'den 2014'e kadar 649 milyarlık, milyar euroluk bir fon oluşturdu Avrupa Birliği. Ve bunu bankalara kurtarmak için bunu kullandı. Bunun 250-260 milyarı Portekiz, İspanya, evet. İrlanda tarafından veya İtalya tarafından veya Kıbrıs tarafından örneğin destek olarak kullanıldı. Evet. Gerisi duruyor o fonun. 649 milyarlıktı. Şimdi tartışılan ne, Türkiye 3 milyar verilsin mi, verilmesin mi? Yani sözünü ettiğimiz 1,5 milyonluk bir kitle var Avrupa'ya ulaşan evet. son bir yıldır. Bunlara 3 milyar ayıramayan 28 ülkeden oluşan nüfusu da 500 milyon üzerinde olan bir yapıdan söz ediyoruz Avrupa Birliği'nde. Bütün bunlar, bütün bu birlik 649 milyar euroluk bankaları kurtarmak için paket ayırdı. Yani ayrılan 3 milyar üzerinden bir pazarlığın yapılması olmaması gerekir diyorsun. Kesinlikle. Çok az bir o yüzden para. Yani hani bankalarla Hı-hı. karşılaştırmamın nedeni evet. etik yanı yok olayın. O yüzden hani etik açıdan, hümanist açıdan değerlendirelim mi gündeme bile gelmemesi evet. lazım. Onu zaten Avrupa Birliği çoktan kaybetti. Böyle bir etik yapıya sahip olmadığını ortaya koydu. Bunu Gazi Bey de söyledi. Koydu. Daha çok kendisi için ucuza mal olabilecek bir çözüm modeline bahsediyor. Ama ucuza yani. Da mal edemeyecek. Şöyle görmek lazım. İlk kez bu kriz 4,5 yıldır Suriye'de evet. süren savaştan sonra 4,5 yıl önce Türkiye'ye gelmeye başladılar. Evet. 5 yıl önce savaş başladı ama ilk başta çatışmalar nedeniyle önce kendi ülkelerinde yer değiştirdiler. Sonra Türkiye sınırına geldi bu insanlar veya diğer ülkeleri Lübnan'a, Ürdün'e gitmeye başladılar. Şimdi onlarla birlikte sadece Suriyeliler gelmiyor. Yunanistan'a gelenlerin ve kayda geçenlerin büyük bir kısmı Afganistan'dan. Hatta Suriyeliler azmış. Suriyeliler %40 civarında, evet. %40-%50 civarında, geri kalanı Afgan, Iraklı, Afrikalı. Pakistan'dan gelenler var ve Maghreb ülkelerinden gelenler var. Bir de Orta Afrika ülkelerinden gelenler var, savaşların olduğu. Bu ne anlama geliyor? Bu mülteci krizi sadece ve sadece Suriye Savaşı'yla oluşan bir kriz ya da değil. Sadece Suriyelilerin meselesi değil. Ama değil. Şu anda daha çok Avrupa... Ama onlarla oluşmuş bir kriz de değil. Evet. Ama Avrupa Birliği ile Türkiye daha çok Suriyeliler ekseninde bir pazarlık evet, ve tartışma yapıyor. Evet, çünkü diğer ülkeleri zaten güvenli ülke ilan edip geçen hafta Hı-hı. Almanya Dışişleri Bakanı Maghreb'i gezdi. Ve hepsine dedi ki Almanya'da ve Avrupa'da, onun da başlangıcı zaten Avrupa için bir model oluşturmak. Herhangi bir suç işlemiş. Buna ufak bir... kaçak trene tramvaya binmiş olmak da yeterli. Gasp da evet. böylesi bir suç işlemiş olmak, sabıka kaydına böyle bir şeyin geçmiş olması için yeterli. Yani sınır dışı için yeterli. Bu ne anlama geliyor? Suriyeliler dışındakileri zaten
Kosova ve Arnavutluk ve diğer Balkan ülkelerini güvenli ülke ilan edip onları göndermek için çabalar başladı zaten. Aslında orada bir güvenli bölge ilan edip oraya başlandı. Aynen. Aynısı şimdi Maghreb ülkelerine yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'yle de Suriyeli, Afgan ve Pakistan ve Irak kısmı halledilmeye çalışıyor. O zaman Türkiye güvenli ülke ilan edilecek mi? Türkiye'nin güvenli ülke ilan edilmesi için SESU yeniden bir başvuru yaptı. Bugün günlerden Perşembe. Evet. Yayın ne zaman yayınlanacak? Şaşırmayalım. Cumartesi günü. Evet. O zaman şöyle söyleyelim. Bu hafta çarşamba günü Welt gazetesine demeç veren SESU'lu liderler dediler ki Türkiye güvenli ülkeler listesine alalım. Güvenli ülkeler listesine alınması çok sakat bir şey. Ben bu hafta Avrupa'da ve Almanya'da çok yoğun faaliyetler yürüten Pro Azul örgütüyle görüştüm. Onların bana verdiği rakamlar 2015 için şu. Türkiye'den geçen yıl 2015 yılında 1700'den fazla iltica başvurusu var. Bu iltica başvurularının %14,7'si kabul edilmiş. Öyle Türkiye ya da böyle Cumhuriyeti sebepten. Vatandaşı bunlar değil mi? Bu demektir ki siz eğer yapılan başvuruların %14,7'sine hak veriyorsanız o ülkeyi güvenli ülke ilan etmeniz zor. Çünkü o ülkede basın veya etnik veya dini sebeplerle eğer sen baskıya uğradığını belgeleyip burada mülteci olarak ilticana kabul alabiliyorsan o ülkeyi güvenli bölge ilan etmen ya da güvenli ülke ilan etmen çok zor. Bu nedenle de zor. O zaman şöyle bir model var hükümetin şeyinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil ama başka yerlerden Türkiye'ye gelenler için güvenli bir ülke yapalım diye. Onun da ötesinde şöyle bir anlaşma, daha doğrusu şöyle bir pazarlık var. Deniliyor ki mesela hani Türkiye ile bu vize muafiyetiyle başladık. Vize muafiyetinin zaten Türkiye vatandaşlarına uygulanabilmesi için ya da Türkiye'den gelenlere uygulanabilmesi için Türkiye'nin de Irak, mesela Suriye'den vize istemeye başladı. Evet. Suriye vatandaşlarından. Irak, Pakistan, Afganistan gibi sorunlu ülkelerden gelen vatandaşlara da Türkiye'nin birçoğuna yani bütün bu ülkelerde vize de birçoğuna vize uygulamasını zaten kapıda da değil uzun vadeli denetimlerle sağlaması lazım. Yani Afganistan'dan birisi gelip de veya Maghreb'den biri gelip de Türkiye'de sınırda vize almasın ki önceden her şey denetlensin ki o bilgiler de Avrupa'ya aktarılsın ki vize muafiyeti olursa belli bir kapsam çerçevesinde ortaya çıkarsa o insanlar Avrupa'ya ayak basar basmaz bütün Avrupa Birliği sisteminde, güvenlik sisteminde ki biyometrik olacak ve parmak izi olacak o yeni pasaportlarda kaldı. Türkiye sadece, pasaportlar şimdiden değiştirilecek deniliyor zaten. Sadece onların zaten bu güvenlik bilgilerinin veri bankalarının oluşturulmasından öte onların tamamlanması, o hale getirilmesi başlı başına Haziran'a kadar yetişmesi zor bir şey. Altyapı olarak şöyle diyebilir miyiz o zaman söylediğinizde? Yani Türkiye vize serbestisinin en azından Haziran ayının sonuna kadar, hükümet öyle istiyor. Onun altyapı olarak Avrupa'da yerleştirilmesi zor. Çok zor. Ben öyle düşünüyorum. Çok çok zor. Kaldı ki şimdi bu vize muafiyetine çok takılıyor Türkiye. Çünkü Türkiye bunu başarı olarak lanse etmeye çalışıyor. Ama bir yandan da şunu düşünelim. Bu vize muafiyetinin siyasi pazarlıkta temeli neydi? Türkiye'nin elindeki koz neydi? Mülteciler. Evet. Türkiye'de 2 milyon 700 bin Suriyeli mülteci olduğu söyleniyor. Bunlardan yaklaşık 260-270 bini Türkiye'deki kamplarda kalıyor. Gerisinin nerede olduğu belli değil. Kentlere dağılmış durumdalar. Yani Türkiye içinde kontrolsüz ve kayıtsız büyük bir göç kitlesi var. Ya böyle baktığımızda yanlış bilmiyorsam İzmir'in falan nüfusuna denk düşüyor. Epey büyük bir rakam tabii ki İzmir büyüklüğünde bir kent gibi bir şey. Evet öyle düşünün ve bunu kontrol edemiyorsunuz. Yani bu insanlar kimdir? Terör örgütü mensubu mudur? Sabıkalı mıdır? Veya farklı etnik, dini, kültürel yapılardan mı geliyor? Biz Almanya'da 55 yıla yakındır göçle ilgili tartışmaları yürütüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Almanya'ya gelen insanlar dil kursuna gitmesine, uyum kursuna gitmesine rağmen burada eğer oturum hakkı varsa devlet yardımı almasına rağmen istihdam çocuklarını okula gönderebilmesi, tabii, bir sürü şey. İstihdam edilebilmesi için destek aldığını biliyoruz. Buna rağmen ama Almanya'da hala 55 yıldır getolardan söz ediliyor, tam buraya uyum sağlayamadıklarından söz ediliyor, farklı kültürden geldiklerinden söz ediliyor. Son yıllarda özellikle Müslüman kimlikleri ön plana çıkarılıyor ve bu sorunlu görülüyor. Yani böyle baktığımız vakit Türkiye aslında 3 milyon ki bunların çoğu da kayıtsız. Almanya'da biz kayıtlı bir kitleden söz ediyoruz. Böyle bir kayıtlı işi olan büyük bir önemli bir kısmının çalıştığı bir işi var bu ülkede yaşıyor. Böyle şöyle bir şey mi o zaman demek istiyorum? Yani sığınmacı alacağız.
başka yerden alacağız ya da Avrupa'dan geri alacağız ama bunların sosyal kültürel sorunlarını birlikte getireceği ve bunların da çözülmesi gerektiği konusunda bir plana sahip olması lazım. Türkiye'nin hiçbir uyum planı yok. Uyum konsepti yok. Türkiye'nin göç konsepti yok. İlk kez 4-4,5 yılı önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye gelmeye başladığı zaman Avrupa ve uluslararası Birleşmiş Milletler veya insan hakları örgütleri ve Almanya'da dahil dediler ki biz bir veri bankası oluşturalım. Gelenlerin hepsini kayda alalım. Türkiye'nin hesabı neydi? İlk başta AKP hükümetinin ya bu kısa sürede bitecek, biz de bunu fırsata da çeviririz. Evet. Araplar da, Suudiler de bunu çok destekledi. Orta Doğu'da bir Sünni devletin kurulması ihtimali üzerinde. Kısa bir sürede Suriye'deki sorun çözülür diye. Öyle düşündüler. Bu nedenle de istemediler. Ama bu çok daha büyük bir soruna neden oldu. 4,5 yıldır buradalar. 5 yıldır Suriye Savaşı başladı. 4,5 yıldır da Türkiye'deler bu insanlar. Şimdi 2,7 milyon Suriyeli olduğundan söz ediliyor. Buna Suriyeliler. Magreplileri ekleyelim, Afganları, Pakistanlıları ekleyelim. Afrika'dan buraya, Almanya'ya, Avrupa'ya gelemediği için Türkiye'ye gidenleri ekleyelim. Evet. Ortalama bir 3 milyon. 3 milyon mülteci, kayıt dışı çoğu ve bu kayıt dışı mülteciler için Türkiye sadece ve sadece vize muafiyeti, tam üyelik yönünde müzakereler ve önümüzdeki 2 yıl zarfında 6 milyar euro destek istiyor. Şöyle düşünelim, en basit hesabı. Yıla böldüğümüzde 3 kişi milyar. Başına dağıttığımızda ne çıkıyor? Yıllık 1000 euro. Hı hı. Türkiye'de avro diyorlar. 1000 evet. Avro diyelim. Türkiye'de yılda 1000 avro düşsün. Aylık da mülteci başına 83,3 avro. 83,3 avro ile bir mülteciye hangi proje sağlanabilir? Evet. Yani o 2,7 milyon Suriyeli mültecileri içinde sadece 850 binden fazlasının okul yaşında. Yani 7 yaşıyla 18 yaşı arasında olduğu söyleniyor. Bu çocuklardan 100-150 bin civarında olanlarının zaman zaman çalıştığı ama aynı zamanda da eğitim sisteminden 450 binin tamamen eğitim sisteminin dışında olduğu yararlanamadı söyleniyor. Okula gidenlerse NGO yani STK'ların düzenlediği Arapça dil temelli okullar. Yani Türkiye'nin içinde inanılmaz büyük bir yabancı geto büyüyor. Hı hı. Çocuklarla peki, birlikte. Ve Türkiye bu sorunu... Bu mülteci anlaşmasıyla bu sorun konusunda bir konsepte olmamasına rağmen 2,7 milyon Suriyelinin ve yaklaşık toplamında 3 milyon mültecinin olduğu bir yerde bir de daha fazlasını da Yunanistan'a kaçak yoldan giden herkesi geri almayı vaat ediyor. İyi de Türkiye bunları nerede barındıracak? Türkiye bunlara uyum konusunda ne konsept Türkiye sunacak? Türkiye kendisi de sınır dışı edeceğini söylüyor. Bir taraftan bunları yok diye bir taraftan biz... Gelenleri Suriye'ye gönderdiğini biliyoruz. Ülkelerine göndereceğiz. Hatta Suriye'de de bir güvenli bölge oluşturulmasından söz ediyorlar. Sığınmacılar için bir kent. Ama ona Batı sıcak bakmıyor. Çünkü deniliyor ki... O zirvede gündeme geldi yanılmıyorsam. O zirvede tekrar gündeme geldi. Davutoğlu özellikle bu konuda çok bastırıyor. Yıllardır zaten Erdoğan'ın da istediği özellikle evet. Kürtlerin Kuzey Suriye'de kendi kantonlarını birleştireceği bir hattın oluşmasını engellemek için tam da o orta bölgede evet. Erdoğan bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. Ama güvenli bölge oluşması için uçuşa yasak bölge olması lazım. Uçuşa yasak bölge önce kim karşı çıkar o bölgede? Evet, Rusya. Rusya karşı çıkar. Rusya karşı çıkacak. Çünkü terör gruplarıyla ki El Nusra ve IŞİD'le evet. savaşıyorum diyecek. El Nusra ve IŞİD'le savaşmada Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin de zaten onayladığı Suriye'deki barış müzakerelerinin devam etmesi noktasında herkesin üzerinde mutabık olduğu bir konu. Bunun hayata geçirilmesi çok zor. Bu şu anda o zaman o devre dışı kalmış bir plan. Diyelim ki devreye konacak. Hı-hı. Hadi Rusya'da diyelim ki belki Esad'ı gözden çıkardı. Bütün ihtimalleri göz önünde bulunduralım. Ama Avrupa'nın, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük kaygısı şu. Orada bir güvenli bölge oluşturulursa ve Srebrenica'daki gibi bir toplu katliam yaşanır ve biz bunu engelleyemezsek, evet. bunun bütün Batı için başarısız olmasının dışında suçlularını aramak evet. gerekecek. Felaket olur aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yılı. Kimse böyle bir şeyin adımını atmak istemez, sorumluluğunu almak istemez. Avrupa'da, Almanya'da önümüzdeki hafta 3 tane seçim var eyalet. 3 eyalette seçimler evet. var. Önümüzdeki yıl federal seçimler var. Kimse böyle bir riske girmez. O yüzden ben bu ihtimali yine düşük görüyorum. Ha ne olabilir? Denilebilir ki biz Türkiye'yi biraz daha maddi olarak destekleyelim. Kaldı ki maddi olarak desteklenmesi yönünde... Sanırım para meselesi Avrupa için çok fazla sorun değil. Yani 3 milyar, 5 milyar daha vermek,
Otomobil endüstrisi veya bankaları kurtarma kadar cömert değiller ama evet, yine de cömertler. Yani o açıdan çok fazla basında da en azından o tartışılmıyor fazla. Hatta para sorun değil. Para çok, huzur yok. Başbakan, evet, başbakanlık danışma müsteşarı Peter Altmaier şöyle bir şey dedi Türkiye'ye. Göstermiş oldu bu tutumdan dolayı. Avrupa ülkelerinden daha Avrupa'yı bir tutum gösterdi, sorumlu gösterdi. Kendi değerleri, kendi Avrupa değerlerinin değerlerine yakışır şekilde davrandı yani, dedi. Bu bir şekilde diğer Avrupa ülkelerine çağrı tabii ki. Siz de bu konuyla ilgili gerekli sorumluluğu üstlenin. Aynen öyle. Bir de şöyle düşünmek lazım. Hani beraber düşünelim daha doğrusu. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimizle evet, birlikte düşünelim. Şimdi Avrupa'nın başında önemli bir kriz var. Ve bu kriz Suriye'de veya Orta Doğu'da savaş bittiğinde de bitmeyecek. Niye? İlk kez dünya çapında küresel insan tacirleri ağı oluştu, evet, küresel göç yolları oluştu. Avrupa'nın ve Batı'nın da ne kadar çaresiz olduğu görüldü. Türkiye'nin de bu konuda bir konseptinin olmadığı ortaya çıktı. Bu ne anlama geliyor? Bu Suriye veya o bölgede bir barış veya huzur ortamı sağlanması halinde bile göç yollarının, göçün evet, bitmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü gerçekten küresel bir göç ağı oluştu ve küresel göç yolu. Ve şöyle oluştu de deniliyor zaten, bu Suriye krizi çözülse bile, hı hı, Afrika ülkelerinde yoksulluk içerisinde olan ve önümüzdeki dönem küresel ısınmayla birlikte oralarda insanlar ekip biçemiyorlar ve tek çıkar yolları Avrupa'ya göç etmek. Aynen ya da Avrupa, öyle. İşte kıdanın, kaldı ki Afrika'da yani Mali'ye bakalım ya. Evet. Mali'ye bakalım sadece. Veya Sudan'a, Somali'ye bakalım. Somali, yani pek çat, hala El-Şabab bir saldırı düzenliyor. Kaç yüz kişi ölüyor. Hı-hı. Yani 300 kız çocuğunu birden kaçırıyorlar Nijerya'da. Yani bu ülkelerden bahsediyoruz. Bu insanların başka perspektifi yok. Bu yüzden bunlar Suriye'yi hallettiniz diyelim. Bu insanlar gelmeye devam edecek. Ve gerçekten 28 Avrupa Birliği ülkesinin beceremediğini, ortak bir çizgi belirleyemediğini de gördüler. Türkiye'nin de bu konuda bir konsepti yok. Yani bu bitmeyecek bu sorun. Bu devam edecek. Hı hı. O devam ederken Avrupa Birliği de bir kaleye dönmek istiyor. Yani etrafı o hep Avrupa Birliği'nin hayaliydi, hep hayaliydi zaten. Hı hı. Biz sınırlarımızı koruyalım. Sınırlarımızın dışında ne olursa bizi ilgilendirmez. Yaklaşımı öyle yapmaya çalışıyorlar. Zirvede evet, de herhalde. Ama o tutmayacak. Çok, evet. En çok bu yani istedikleri bu. NATO'yu oraya göndermesinden, Frontex'i harekete geçirmesinden. Hı hı. Bütün mesele Akdeniz ve Ege üzerinden, belki Balkanlara da yaparlar. Çünkü Avrupa giderek tel örgülü duvarların olduğu bir kıtaya dönüştü. Dönüşsün evet, ama bitmeyecek. Hı hı. Çünkü siz insan perspektifi olmayan ve ölümle burun buruna yaşayan bir insanı tel örgüyle de NATO gücüyle de engelleyemezsiniz. Yani gelen mültecilere bakıyoruz. Almanya'da neyse ki iyi bir medyanın olduğu, evet, gerçekten dördüncü kuvvet olduğu bir ülkedeyiz de aylardır mültecilerle ilgili o kadar kapsamlı haberler, belgeseller, yorumlar, analizler görüyoruz ki ve okuyoruz ki insanlar yolda doğum yapıyorlar. Evet. Karnı burnunda kadınların geldiğini görüyoruz. Veya küçücük bebeğiyle, mama bile bulamadığı bebeğiyle İdomeni'de 15 bin insan var. Bunların çoğu çocuk. Yani gelenlerin yaş ortalamasına bakıyorsunuz. Aileler bile 14, 15, 16, 17, 18, 20 bakıyor bütün aile içinde. En sağlıklı kim diyor? Bizim bu oğlumuz diyor. Bütün parasını topluyor, bir araya getiriyor, onu gönderiyor. Yani bu iş bitmeyecek. Sınır çizmekle yok edemezsiniz. Çünkü sınır çizerseniz belki ölümleri arttırırsınız. Ama ölümle zaten burun buruna olan insanların gelmesini engelleyemezsiniz. Hep yeni yollar bulacaklar. Ama o Balkan rotası önemli bir rotaydı bu yaz aylarında. Hı-hı. Yunanistan'dan Makedonya, oradan Almanya'ya. Şimdi o güzergahlar değişecek, şimdi öyle o görünüyor. Güzergah kapatıldı. Almanya itiraz etti. Başbakan Angela Merkel biraz... Onun için çok prestij işi bu. Wir werden das schaffen, wir schaffen genau, das dedi. Ne anlama geliyor? Yani, diğer ülkeler, Avusturya, Macaristan gibi ülkeler özellikle bu hattı kapatıyoruz dediler ama Almanya itiraz ediyor. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi ben Merkel'i bu konuda aslında çok, birçok konuda eleştirilebilir siyasetçi olarak. Partisi çok konuda evet, eleştirilebilir ki kaldı ki gerçekten de eleştirilecek çok yanı var. Ama Merkel'in mülteciler konusunda... Tam bana göre, ben de mühendis olduğum için meslekten evet, öyle söyleyeyim. Tabii 17-18 yıldır gazeteciyim ama mühendislik okudum. O yüzden matematik, fizik bilen insanların Merkel'in yaptığını anlaması çok normal. Merkel zekice düşünüyor ve gerçekçi düşünüyor. Düşünmesinin temelinde de şu yatıyor. Biz burada bir yeri, bir yolu, bir sınırı kapatırsak başka bir yerden gelecek. Ve bizim kapatmamıza rağmen eğer bir akını durduramayacaksak bu bizim hanemize başarısızlık evet, olarak yazılacak. Kaldı ki gerçekten de
gelen insanları sınırlayamayan, o zaman silahla mı müdahale edecekler AfD'nin, Almanya için alternatif gibi, partisinin söylediği gibi silahla mı durdurmaya çalışacaklar bu insanları? Yani çitlere rağmen her gün bir yerde bir delik açılıp geliyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin önlemlerine rağmen, Yunanistan'ın hotspot dediğimiz kabul merkezleri kurmasına rağmen, son o bir haftadır gelen kişi sayısına baktım. Bazen 350 kişi geliyor Yunan adalarına, bazen 3000 kişi geliyor. Evet. Yani onda da bir tutarlılık yok. Bence insan tacirleri biraz şeye de oynatmaya başladılar güvenlik birimleri de. Güvenlik birimlerini oynatıyorlar, dalga geçiyorlar, şaşırtıyorlar. Böylece bir istikrarlı yapı içerisinde değil de bir gün fazla, bir gün az, iki gün az, üçüncü gün çok fazla mesela geliyorlar. Yani onun bir yolu yöntemi yok. O aynı zamanda, Almanya o yüzden de kapatalım demiyor. Çünkü bu küresel bir sorun. Merkel ama aynı zamanda şunu yapmıyor. Yani biraz da şöyle bir şey olmuyor mu? Çünkü sığınmacı konusunda izlemiş olduğu biz yapabiliriz. Slovenya bir pozitif bir atmosfer ya da pozitif bir uluslararası düzeyde de cesur ve bir adım olarak görüldü. Biz onu pozitif görüyoruz ama Merkel realist, gerçekçi bakıyor sadece. O açıdan yani başka çözümü de yok. Başka bir tablo çizdi. Hatta bu neden dünyanın insanı bile seçildi. Önemli bir şey. Şimdi bu imajı da bozmak istemiyor herhalde. Öyle de değerlendirebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle bir şey var. Mesela deniliyor ki özellikle Davutoğlu'nun pazartesi günü evrak çantasından çıkarıp da bakın 12 maddelik yeni bir kataloglar katalog dizisi getirdim, talepler dizisi getirdim, çözüm kataloğu getirdim demesinin nedeni de diyorlar ki Merkel'le daha önceki yaptıkları ön görüşmeler. Yani olayın içinde Merkel'in parmağı var diyorlar. Bunu da şuna yoruyorlar. Aylardır Avrupa Birliği çaresiz, çökmüş, başarısız bir birlik gibi görünürken ki Macaristan'ın, Yunanistan'ın, Balkan ülkelerinin tavırları ortada. Tam öyleyken pazartesi gününden beri bir çözüm umudundan bahsediliyor. Evet. Almancasıyla Durchbruch diyorlar. Yani çığır açan, yeni bir kapı açan, umut veren, ümit var bir ortam yarattığını, hava yarattığını söylüyorlar. Merkel yeniden bir çözümün bir parçası olmayı başardı diyorlar. Bu da Merkel'e zaman kazandırdı diyorlar. Zaman kazandı ve önümüzdeki hafta sonu Avrupa Birliği zirvesi olacak. Aynen aslında öyle. Hepsi orada netleşecek. Yani bugüne kadar o zamana kadar bunlar pazarlığı yaparlar kapalı kapılar. Evet yani biraz öyle yani anlaşılan Türkiye kendi istediklerini Almanya ile birlikte ortaya koydu. Ön bir anlaşma vardır tabii ki. Var. Davutoğlu ipuçlarını vermiş. Bunların ne kadarının hayata geçip geçmeyeceğini dediğim gibi Avrupa Birliği zirvesinde göreceğiz. Siz nasıl görüyorsunuz orada? Yani 3 milyar verilecek herhalde o saydığı şartlardan birisi. Vize kolaylığı, şartlar biraz değişebilir. Geri dönüş konusunda önemli bir mesele ve Yunanistan'dan birebir alması konusu, tartışma konusu. O mümkün mü? Nasıl olabilir? Yani Yunanistan'dan geri kabulle, yasa dışı gelen herkes geri alacağız demesi Türkiye'nin bana göre attığı en tarihi hata, yaptığı en tarihi hatalardan biri. Çünkü bir kere şöyle düşünmek gerekiyor. Bu insanlar Afganistan'dan, Suriye'den veya Pakistan'dan geliyor veya Irak'tan, IŞİD'den kaçmış insanlar. Bu insanlar kendi toprağına geri dönemeyecekse, Avrupa'ya kadar gelmeyi başarmışsa Türkiye'ye göndermenin ne anlamı var? Yani Türkiye'de olanlar, Türkiye'deki insanlar bunların kültürüyle birebir örtüşen bir yapıdan gelmiyor. Türkiye'deki insanlar onların kardeşi bacısı değil. Avrupa belki böyle görüyor, bilmiyorum. Müslüman aidiyetinden olduğu için belki de. Ama işte çok basite indirgiyorlar. İnsanların dini aidiyeti onu insan yapan karakter özelliklerinden din bölümü sadece biri. Birçok yönü var. O yüzden bu geri kabul anlaşmasını ben bir kere insan hakları açısından, Cenevre Sözleşmesi açısından tamamen ihlal buluyorum ve insanlık dışı bir uygulama olarak buluyorum. Bunun kabul görmesi yüksek ihtimalle mümkün olacak. Özellikle Macaristan, Polonya ve Balkan ülkeleri, Avusturya da dahil olmak üzere. İngiltere buna, zaten biz kabul etmeyeceğiz dediler. Türkiye yeni anlaşma olursa olsun biz kabul etmeyeceğiz. O İngilizler zaten çıkmak da istiyorlar yani Avrupa Birliği'nden. Aslında çıksalar hepimiz için de rahatlık olacak ama bütün bunları bırakıp gerçek sorunlarla uğraşmış olacağız. Geri kabul konusunda ışık yakabilirler. Yalnız geri kabul için de
yasal düzenlemelerin şu anda bütün bu konuşulan, pazartesi konuşulan, masanın üstünde konulan bütün önerilerin yasal düzenlemesine bakılması evet. gerekiyor. Yani vize muafiyeti için de yerine getirilmesi gereken yasal düzenlemelere bakılması gerekiyor. 72 şeyden bahsediliyor çünkü. Şarttan kriterden, aynen öyle. Sonra tam müzakere fasıllarının tam müzakerede ilerlenmesi için çerçevelere bakılması gerekiyor. Ama aynı zamanda da geri kabul için bakılması gerekiyor. Yani uluslararası hukuki düzenlemeler buna ne diyor? Hayata geçirilip geçirilememesi ihtimali ne kadar? Bunun varsa sonuna kadar bütün yasal düzenlemeleri kullanıp yapmaya çalışacağından eminim ben Avrupa Birliği'nin. Türkiye'nin de bunu kabul edeceğinden evet. eminim. Ama Türkiye çok gerçekten tekrar ediyorum tarihi bir hata yapıyor. Biz Almanya'da yasal yoldan gelmiş, Almanca kursuna gidebilmiş, çoluğuna çocuğuna eğitim fırsatı verilmiş, her biri kayda geçmiş, Türkiye kökenli mültecileri az önce örnek verdik. 55 yıldır burada yaşıyorlar. Evet. Hala bu insanların sorunlarından, uyum sorunlarından bahsediliyor. Burada tutuyor Türkiye 3000, demin de dedik, İzmir kadar mı, Adana kadar mı bilmiyorum. Ne kadar yani 3 milyonluk bir kent düşünün, onun nüfusuna denk düşecek. Çoğu kayıt dışı bir gruptan söz ediyor. Şimdi bu insanlar için tabii ki geçen ay çalışma izni çıkarılması gibi evet. önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği aa bravo falan dedi. Halbuki çok büyük ciddi bir sorun bu. Türkiye'nin kendi işsiz sayısı ortada. %10 civarında. Kaldı ki kayıt dışı çalışanlarla ben bunun %20 evet. civarında olduğuna eminim. Çalışma şartları ortada. Suriyeliler arasında Türkiye'de olup da büyük fabrikalar tarafından, yani biz bunu Almanya'dan biliyoruz. Nasıl da uygulama, evet. hala nasıl uygulama? Eğer birisi yurt dışından gelmişse bir göçmen, çalışma hakkı veriyorsun sen buna. Evet. Türkiye onlara çalışma izni vermedi, çalışma hakkı tanıdı. Almanya'da da nasıldır bunun prosedürü? Siz önce bir iş ararsınız, bulursunuz, gider başvurursunuz. Hakkınız vardır, izninizi başvurduğunuz işveren çıkarır. Türkiye'de kaç işveren bununla uğraşır? Çoğu zaten kaçak çalıştırıyor ve çalıştırdığında da ama büyük işletmeler vermiyor. Kaçak çalıştıramayacağı için en az asgari ücret ödeyecek. Asgari ücret ödemesi demek, asgari ücret 1000-1200 mü, 1300 evet. mü şu sıralar? Bunun iki katı olması demek sosyal giderleriyle birlikte, sosyal sigortalarıyla birlikte. Bunu karşılamayacak, karşılamaya değmeyecek çünkü onun yerine kalifiye, Türkçe dilini de bildiği ve çabuk da eğitebileceği Türkiye vatandaşlarını almayı tercih edecek büyük işletmeler. Küçük işletmelere baktığımızda bunların çalışma hakkı, çalışma izni zaten aramadığını biliyoruz. Türkiye'de kayıt dışı iş de aynı zamanda hani Suriyelilerin veya mültecilerin bir sorunu da değil. Türkiye'nin kendi sorunu. Biz bunu yıllardır biliyoruz. O yüzden çok ciddi bir sorun var orada. Yani bu insanlar hakkında bir uyum planı yok. Türkiye'nin göç politikası net değil. Kaldı ki güneyinde bir savaş var. Ve o savaş aslında önemli olan savaş bitmedi. Rusya ile bir krizi var. Yunanistan'la yeni yeni yaklaşıyor. Yani Türkiye dış politikada acayip sıkışmış durumda. İç politikada zaten hani Kürt illerindeki çatışmalara bugün hiç evet. değinemedik. Ondan sonra Ankara'da, Suruç'ta, Diyarbakır'da yani İstanbul'da patlamalar yaşanıyor son 8-9 aydır bombalı patlamalar. Yani çok ciddi bir iç güvenlik sorunu var. Peki. O yüzden de bütün bunlarla, bu sorunlarla baş edememişken bile 3 milyon mültecinin üzerine bir de geri kabul anlaşmasıyla daha fazlasını alma cesaretini göstermesi bana göre bir deli cesareti, çılgın cesareti, cahil cesareti denilebilir. Evet. Özellikle Almanya'da yıllardır bu uyum tartışmalarına tanık olmuş insanlar olarak bunu söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet sayın seyirciler, bu programımızda Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki zirveyi konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.